Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Çorap üzerine mesh nasıl yapılır? Daha önce ifade ettiğimiz gibi bir sohbetimizde çoraplar üzerine mesh etmek sahih rivayetler bulunan, hakkında sahih rivayetler bulunan bir sünnettir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan Muğire radıyallahu anh rivayet ediyor hadiste. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam abdest aldı ve çorapları üzerine de mesleri üzerine de meshetti. Bu rivayet Ahmet bin Hanbel'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de sahih olarak geçmektedir. Peki nasıl meshetmeliyiz? Ayakkabımızdan çıkardığımızda ayağımızı çorabımız üzerine meshederken, meshetmeden önce ellerimizi suyla ıslatırız. Daha sonra ilk önce sağ ayağımızı parmakların üzerinden başlayarak çorabın yukarısına doğru sıvazlamak şart şeklinde ve ardından sol ayağımızı yine aynı şekilde meshetmek şeklinde meshedebiliriz. Bu hususta Peygamberimizin çorapların üst kısmını, yani meshin ve çorapların üst kısmını bu şekilde meshettiği bildirilmektedir. Biz de kendisinden nasıl öğrenmişsek öyle yaparız. İşin özü çorapların ve meshin alt tarafı kirlenmesine rağmen üst tarafının meshedilmesi ilginçtir. Ancak Allah Resulü böyle öğrettiği için ve bize böyle gösterdiği için, tarif ettiği için biz de böyle yapmak durumundayız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.